Merhaba Toprağın Huzuru sayfası takipçileri, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere değişik bir ot anlatacağım. Aslında çoğumuzun bahçelerde gördüğü ama yemediği bir ot. Adı istifno. Aslında daha çok bilinen adı it üzümü, kurt üzümü, bambul gibi isimleri var. Köpek üzümü denir mesela. En çok yabani ot olarak bu isimlerle anılır. Gördüğünüz gibi sadece nazik yapraklarını ve sürgünlerini toplayacağım arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi sırasıyla geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi it üzümü dediğimiz aslında bu zehirli ottan meyveleri ve çiçekleri yenmiyor ama yaprakları ve taze sürgünleri çok güzel salata oluyor. Gördüğünüz gibi şöyle üzümleri oluyor bunun. Ve bunlar siyah siyah oluyor. Bahçelerde çokça yetişen bir yabani ot. Şurada da çiçeği var. Şimdi size çiçeğini de yakından gösterebilirsem. Arkadaşlar. Bir saniye. Şöyle. Bu otu zaten bahçelerde gördüğünüzde çabucak tanırsınız. En çok yazın çıkan bir ot bu. Şöyle. Hafif tüylü gibi yaprakları var. Şu şekilde domates çiçeğine benzer bir çiçeğe ve domatese de benzeyen şöyle meyveleri var. Bunlar daha sonra siyah oluyor arkadaşlar. Bunlar yenmiyor, zehirli. Ama bunun, bu otun şöyle taze yaprakları ve yeni sürgünleri çok güzel salata oluyor arkadaşlar. Şöyle uç sürgünleri. Şimdi başka yerde yeni çıkanlar var. Onları da göstereyim ve toplayayım sizin için. İşte arkadaşlar, şimdi bu dediğim otun taze sürgünü. Çok çabuk tanırsınız bu otu zaten. Şurada mesela sirken otu var. Şurada hoş kıran var. Şurada gördüğünüz gibi bu it üzümünün yeni sürgünü. Yine burada da öyle. Yine şurada da öyle. Bunların uç hastalıksız yapraklarını alacağız. Salata yapacağız. Bu bir Girit salatası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. Çok yakından bileceğiniz ve tanıyacağınız bir ot kesinlikle. İşte burada da var. Bahçelerde, tarlalarda çok çıkan bir ot. Şimdi başka yerde hep buralarda işte. Hep buralarda böyle. Sadece şu tepe uç sürgünlerini alıyorum burada. Çünkü alt tarafı hasta gibi. O kadar çok ki arkadaşlar. Şimdi burada hoş kıranlar da var. İşte burada. Yine ondan. İşte. Şimdi şöyle bakalım başka yerlerde var mı? Şimdi burada gördüğünüz gibi hoş kıranlar var. Bunlardan da ayrı salata ve yemek oluyor. Daha önceki YouTube videolarımda var. Onun ayrı salatasını da yapacağım inşallah. İşte yine burada it üzümü var. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda bakın meyvelere de durmuş. Bunun sadece meyveye duranların şu yaprakları alınıyor. Sadece uç sürgünlerini alabilirsiniz. Ve yapraklarını alabilirsiniz. Ben şimdi biraz toplayayım. Gördüğünüz gibi burada bayağı da var. Her yer onda işte. Hafif acımsı bir tadı oluyor salatasında ama çok da lezzetli bir salata. İşte gördüğünüz gibi burada da bakın yeni büyüyor. Bahçelerde o kadar çok ki arkadaşlar bundan. Yabani ot deyip geçmeyin. Bu da yeniliyor arkadaşlar. Şimdi başka yerde var mı diye bakalım. Buradakiler hep üzüme dönmüş buradakiler. Biz daha naziklerini alacağız. Mesela burada
Altın çilek var. Altın çileğe de çok benzetiyorlar. O yüzden altın çilekle alakası yok arkadaşlar aslında bu otun. Onu da göstermiş olalım orada. Şimdi buradan nasıl geçeceğim? Bu altın çilek fidesi şeyiymiş burada. Benzettim ona. Oldukça fazla hoş kıran var arkadaşlar burada. Şurada çok güzel var. Oraya geçebilirsem. İt üzümünde. Şimdi şu tarafı dolanmam lazım. Burada domateslerimiz. Biz yabani ot ilacı kullanmıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden yabani otlarla sebzelerimiz, fidelerimiz, her şeyimiz çok güzel yetişiyor. Şimdi şurada bayağı bir büyük var. Onu size göstermek için böyle geldim. Gördüğünüz gibi burada çok uzamış. Bunun taze yapraklarını alacağız arkadaşlar. Şöyle iri taze yeşil yapraklarını topluyoruz. Burada hünnabın dibinde çıkmış bu. Hünnabın da dikenleri batıyor. O yüzden şimdi ben başka yerlerden toplayayım, salatasına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu ot yüksek oranda protein, kalsiyum ve demir barındırır. Ayrıca sindirim sistemi rahatsızlıklarına da iyi gelir. Daha önceki videolarımda da söylemiştim size arkadaşlar. Tüm yeşillikler zaten sindirim sistemine çok iyi gelir. Bu yüzden de zeytinyağlı salatasını ve yemeklerini bolca tüketin arkadaşlar. Yenilebilir yabani otları mutlaka tüketmenizi tavsiye ederim. Şimdi kabaklarımız 2 dakika kadar haşlandı arkadaşlar. Üstüne istiknolarımızı atıyoruz. Sadece yaprak ve sürgünleri vardı. Bildiğiniz gibi. Şimdi onları da atıp bir 6-7 dakika kaynatacağız inşallah. Daha sonra da soğuk suya alacağız yapraklarımız da haşlandıktan sonra. Evet arkadaşlar, istifnolarımızı kabaklarımızla birlikte haşladık. Daha sonra soğuk suda beklettik ve süzdürüp suyu hafif çıkana kadar süzdürdük ve tabağımıza, servis tabağımıza aldık. Burada da yaptığım sos var. Sarımsaklı sos tarifimiz var. Şimdi sosumuzu salatamızın üzerine gezdiriyoruz. Tamamen harmanlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu kapalı bir saklama kabında, buzdolabında bekletebilirsiniz. Tabii ki daha çok istifno toplamanız gerek. Bu şekilde istifnolarımız hazır. İt üzümü, köpek üzümü dediğimiz otun çok güzel, lezzetli bir salatası oldu. Hafif acı bir tadı var ama inan ki yediğiniz zaman, kabakla birlikte özellikle tükettiğiniz zaman çok lezzetli olduğunu fark edeceksiniz. Hayırlı günler, bol şifalı, huzurlu günler diliyorum arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.